Simon'un odasında. Ocağın içinde gizli bir geçit var. Sen git beyim. Ben bunları hallederim. Hesap sorulmaktadır Haymatun. Alplerimiz Simon denen o soysuzun hanını başına yıkmaya gitmiştir. Başlarında da bizzat Ertuğrul Bey'imiz vardır. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Bu topraklarda ne yaptığınızı, kimlerle iş tuttuğunuzu, size hizmet eden içimizdeki hainleri, her şeyi. Evladım sağdır Candar Bey. Şükürler olsun. Allah'ım sen ne büyüksün. Şükürler olsun. Geçmiş olsun Haymatun. Ertuğrul Bey nerededir? Görmemiz mümkün müdür? Ertuğrul Bey, Haçlılara hizmet eden o Simon'un hanını başına yıkmaya gitmiştir. Petrus, sen Karacahisar Tekfur'una git, olanları anlat. Ama Üstad Simon, Tekfur bizimle... Bizimle değil. Seninle işbirliği yapacak tüccar Hasan. Zulme uğradığını, tezgahının yağmalandığını anlat ona. Kaleye sığınmak istediğini söyle. Kalede bizden biri olmalı. Peki sen Üstad, sen nereye? Ben Ural'ı bulacağım. Bana borcu var. Şimdi ödeşme vakti. Tanrı yardımcımız olsun. Ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Gayrı bu pazar benim malımdır. Bilinsin ki malıma, canıma, namusuma kast eden düşmanımdır. Benden evvel ettiğiniz zulüm gayrı son bulmuştur. İltimas bitmiş, adalet gelmiştir. Hak eden herkes benim pazarımdan hak ettiğini alacaktır. Dürüst, namuslu ve hakkaniyetle çalışanlar merhametimi, faizcilik, tefecilik ve zalimlik yapmaya gelenlerse gazabımı görecektir. Çavdarların Ural Bey'i Haçlı köpekleriyle işbirliği yapmaz. Biz ortağız Ural. Unuttun mu? Zaferin kutlu olsun Ertuğrul Bey. Haberimiz olaydı, birlikte omuz omuza cenk ederdik. Lakin haberimiz olmadı.
Gücendim doğrusu. Kısmet değilmiş Ural Bey. Seninle cenk meydanında olacağımız günlerde gelecek inşallah. İnşallah Ertuğrul Bey, inşallah. Lakin fetih sana, senin intikamını almak da bana nasip olmuştur. Toktamış Bey'in ve Ertuğrul Bey'in intikamını aldım baba. Ulu Tanrım, sana şükürler olsun. Dere altın kuzulamakta. Altın! Altın mı? Simon, doğruca Çavdar Obası'na yol aldı. Onu koruyacak tek kişi Ural'dı. Ural Bey ticareti iyi bilir beyim. Değeri düşen malı ve işine yaramayacak ortağı iyi tanır. Simon'u öldürerek önce kendini akladı, sonra obasında kahraman oldu. Bu Ural meselesini bir vakit bekletmemiz lazımdır beyim. Gayrı Candar ve Aliyar beyler Ural'ın suçsuz olduğuna inanırlar. Eğer üstüne varırsak Çavdar Obası'yla aramıza husumet girer beyim. Ertuğrul Bey'in yaptığı fetihte bir nebze olsun faydamız olduysa sayende. Dediğin gibi ona fetih, sana intikam almak nasip oldu. Herkes yasını tutarken kaşla göz arasında fetih yaptı. Olanlara hala akıl erdiremem. Doğru olanı yaptı baba. Ertuğrul Bey de bilir ki beklenen etki beklenmeyen anda vurulan darbeyle olur. Ertuğrul büyük hedefleri olan büyük bir savaşçıdır. Onu yanımıza çekmek bize büyük imkanlar sağlayacaktır. Yakın vakte kadar kıt kanaat geçinirken artık toy üzerine toy yapar olduk kızım. Çok şükür ana. Gayri çetin günler geride kaldı. Bundan sonra boyumuzdan huzur, toyumuzdan bereket eksik olmayacak inşallah. İnşallah kızım. İnşallah. Destur var mıdır Hayme ana? Gel Abdurrahman. Candar Bey geldi Hayme ana. Buyursun. Buyurun Candar Bey. Toyunuz kutlu, sofranız bereketli olsun. Amin. Amin. Ertuğrul Bey içeride midir Hayme Hatun? Evet, içeridedir.
Fethin herkesin dikkatini çekmiştir, bilesin. Gayrı, büyük bir tehdit altındasın. Bu işten başta tekfur olmak üzere herkes rahatsızlık duyacaktır. Demem o ki, kökü ne kadar sağlam olursa olsun, yalnız bir ağaç kolay devrilir. Kayılar ve çavdarlar bir olup bir orman gibi gür olmalı. Eyvallah Candar Bey. Birlikte dirlik vardır. Ve bu birlik kan bağı ile pekiştirilirse alül ala olur. Senin de rızan olursa kızım Aslan'ı birliğimizin nişanesi olarak seninle evermek isterim. Beyim, yemek hazırdır. Buyurun. Sağ olasın Halime Hatun. Ertuğrul Bey, biz de epey acıkmıştık değil mi? Buyurun Candar Bey. Söyleyecek başka bir şey yok mudur Ertuğrul Bey? Yemekte bizi beklerler. Daha fazla bekletmeyelim. Yemekten sonra konuşuruz Candar Bey. Buyurun. Soframıza hoş gelmişsiniz Doğan. Eyvallah beyim. Hadi bismillah. Bismillah. Nice badireler atlattık. Lakin dimdik ayaktayız evvelallah. Yine bir aradayız çok şükür. Kederli günümüzde de, iyi günümüzde de aynı sofranın rızkını bölüştük. Bölüştükçe de bereketimiz artacaktır inşallah. 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 Hanlı pazar Fatih'e Ertuğrul Bey. Sofranın bereketi arttıkça düşmanların da artacaktır. Biz düşman kellesi ala ala Fatih olduk Ural Bey. Varsın cenk edeceğimiz düşmanımız bol olsun. Bol olsun ki ellerimizin pusatları paslanmasın.
Bundan şüphemiz yoktur. Lakin düşmanını arttırdığın gibi dostlarını da akrabalarını da bollaştırasın ki gün gelip de savaşa girdiğinde yanında seninle savaşacak dostlar bulasın. Her daim dostluk düşmanlıktan evladır. Dodurga'dan Banu Çiçek'le Kayı Obası'ndan Doğan Alp'i baş göz ederek obaları birbirine kan bağıyla bağlamıştık. Şimdi de Çavdar Obası'ndan kız alıp veririz de birliğimizi pekiştiririz. İnşallah bu güzel günleri biz de görürüz Saymana. İnşallah. 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 Belli ki bu günler uzak değildir. Aslı. Ertuğrul Bey, iki obanın birliği kız alıp vererek daha da güçlü hale gelecektir. Sadece Kayı ve Çavdar obalarının birliğini değil, tüm Türkmen obalarının birliğini sağlamalıyız. Zira her biri savrulmuştur. Haklısın Ertuğrul Bey. İşte seni bu ufkun için severim. Civardaki Türkmenler elbette en büyük ve en güçlü obanın etrafında saf tutacaklardır. Çavdar Obası kudretiyle bu toprakların kutbudur. Candar Bey'in otağının huzurlu gölgesi Türkmen obalarını nice belalardan koruyacaktır. Ural Bey, nefesi yetenlerle nefesi yettiğince gaza etmek bizlere farz kılınmıştır. Bizim tek gayemiz nizam-ı alemdir. Nizam-ı alem içinse fedakarlık, samimiyet ve yiğitlik gerekir. Türkmen obalarında hangi er bu düsturu benimserse, diğer obalar onun sancağı altında toplanacaktır. Candar Bey'in otağının gölgesine gelince Allah kibir ateşiyle o huzuru bozmasın inşallah. Afiyet olsun. Bamsı. Herkes burada. Şu boğazına bir ara ver de hikayeyi anlat. Hadi. Eyvallah. Kardeşler!
Kardeşler beni dinleyin hele. Dinleyin hele kardeşler. Vakitlerden bir vakit Türkmen ovalarının birinde Bamsı Beyrek derler bir yiğit yaşarmış. Bamsı Beyrek sen değil misin kardeş? Yok. Yok kardeş yok. İsim isime benzer. O Bamsı Beyrek bu Bamsı Beyrek değilmiş. Ama o Bamsı Beyrek de bu Bamsı Beyrek gibi yiğit, savaşçı, mert bir alpimiş. Öyle ki kardeşler, bindiği at kanat takıp uçar imiş. Kardeşler, pusatının değdiği ağaç 3 gün yaşar imiş. Kardeşler, bir gün bir obada eli kılıç tutan, oku hedef bulan bir hatun var demişler. Bamsı Beyrek demiş ki, tam bana yaraşır bir hatun. Varmış kızın yanına. Lakin kardeşler, kız demiş ki, beni alacak yiğit, benden iyi ok salacı, benden iyi at bineci, benden iyi güreş tutacı demiş. beni yenemeyenleri ben neyleyim demiş. Hayt be, kıza bak hele. Sen kızı göreceksin kardeş, göreceksin kızı sen. Neyse kardeşler, ok atmışlar, Bamsı Beyrek yenmiş. At binmişler, Bamsı Beyrek yenmiş. Güreş tutmuşlar, Bamsı Beyrek yenmiş. kız neylesin? Varmış Bamsı Beyrek'e. Kardeşler, davullar çalmış, toylar yapılmış. Yapılmış, yapılmış kardeşler de. Hikaye burada bitmemiş. Kardeşler, derler ya, pusat kınsız, devlet dediğin hainsiz olmaz. Kardeşler, obadaki hain toy gecesi Bamsı Beyrek'in yanına varmış demiş ki, beyim, yakınlarda bir düşman vardır. Yürekleri eziktir, niyetleri bozuktur. Bamsı Beyrek bu. Yüzü gerilmiş, kaşları çatılmış. Sürmüş atını yakınlara, gitmiş o civara. Kardeşler, kardeşler, meğer bu Bamsı Beyrek'e kurulmuş bir pusuymuş. Kardeşlerim, toy gecesi Bamsı Beyrek'i yakalamışlar, zindana koymuşlar. Desene Bamsı, sevenler kavuşamamış. Dur hele kardeş, dur hele. Gün ola, harman ola. Hikaye devam etmektedir kardeş. Kardeşlerim, yıllar yılları geçmiş, Bamsı Beyrek'ten haber yok. Herkes dertli, herkes perişan. Kız kardeşler, yemeden, içmeden kesilmiş. Kardeşler, yıllar yılları kovalamış, Bamsı Beyrek dönmemiş. Bu hala dertlenen ağabeyi kardeşlerim haber salmış. Demiş ki, Bamsı Beyrek'in dirisinden haber getirene mal, mülk, altın verici. Bamsı Beyrek'in ölüsünden haber getirene bacımı verici. Yeter ki haber alayım. Kardeşler, o vakit obada yalancı oğlu Yaltıcak var imiş. Kardeşler, Yaltıcak'ın yaptığı talan, söylediği yalan imiş. Bir vakitler Bamsı Beyrek'in ona verdiği göğneği alıp kendi kestiği koyunun kanını üzerine dökmüş. O göğneği alıp getirmiş. İşte Bamsı Beyrek ölüdür demiş. Ahan da bu göğnekte ispatıdır. Kardeşler, kardeşler, herkesler ağlamış, sızlamış. Kızın ağabeyi de ağlayıp sızlamış. Lakin söz verdiği için bacısını
vermeye rıza göstermiş. Kardeşlerim, yıllar yıllar sonra Bamsı Beyrek zindandan obasına geri dönmüş. Lakin kardeşler, o yiğit kişinin saçları ağarmış, beli bükülmüş. O yiğit sanki canlı bir cenaze gibi dönmüş obasına. Bir de bakmış ki davullar vurulmakta, toy yapılmakta. Kardeşler, sevdiği kız evlenmekte, sevdiği kız gelin gitmekte. Deme Bamsı kardeş. Ah kardeş, ah. Lakin kız da Bamsı Beyreği severmiş. Toy da onun için bir cenazeymiş. Kardeşler, Bamsı Beyrek yaşlı bir ozan gibi gelmiş obaya. Kopuzunu almış, tellerine vurmuş, dertli dertli çalmış kardeşler. Öyle dertli çalmış ki sormuşlar, bu Reol sen kimisin? Bamsı Beyrek tekrar almış kopuzu eline ve şöyle söylemiş. Cihan değişmiş, unutulmuş erler, gayrimert insan cihanda seyrektir. Ey adımı soran Türkmen erler, adım Büreoğlu Bamsı Beyrek'tir. Kardeşler, kardeşler, herkesler şaşırmış, herkesler sevinmiş. Bamsı Beyrek yaşıyor, Bamsı Beyrek ölmemiş. Bu sefer davullar kardeşler Bamsı Beyrek için çalmış. Toylar kardeşler Bamsı Beyrek için yapılmış. Kardeşler, sabrın sonu selamettir. Sevenler birbirine kavuşmuş. Hainlerden hesap sorulmuş. İyi de kardeş, Bamsı Beyrek ne kadar zindanda kalmış? Kız onu ne kadar beklemiş? 16 yıl kardeş. Ey kardeşler, beni iyi dinleyesiniz. Ere ardından 16 yıl bekleyecek hatun gerek. O hatuna da başka hatunlara göz koymayacak er gerek. Bizim Bamsı Alp ne vakit hatunlanacak? Günkut, ayağa kalkasın. Yok Günkut, kalkmayasın. Ben seni kaldırırım Günkut. Günkut kardeş, ben bu satlarımla evliyimdir. Her kişiye söz bir defa denir. Gözümü kırpmadan biricik kızımın hatunun olmasını istedim. Oğuzlara baş olacak torunlar yetiştirmek istedim. Küffara aman dedirsinler istedim. Ne oldu? Kör bir kuyu gibi sessiz kaldığını görürüm Ertuğrul Bey.
Onur duydum. Şeref verdiniz Candar Bey. Dilediklerinin aynını ben de dilerim. Lakin omuzlarıma bindirdiğiniz yük hafif değildir. Ölçüp tartmak gerekir. Yınal Bey oğlu Candar Bey bir laf etmişse düşünüp taşınmıştır. Evvela bunu bilmen gerekir Ertuğrul Bey. Aramızdaki güven ve samimiyet artmalıydı. Halbuki azalmaktadır. Ganimet hırsıyla er sözünün kıymetini unutmayasın. Hiçbir ganimet, hiçbir zafer şerefli bir adama erliğin kıymetini unutturmaz Candar Bey. Senin ne kadar şerefli ve cömert bir bey olduğunu biliriz. Candar Bey kendi canından bir parçayı sana teklif etmişken senin de bu lütfu karşılıksız bırakmayacağını aşikardır. Ha bir de şu Hanlı Pazar meselesi var. Malum, Çavdarların bu pazardaki hakkı büyüktür. Kaldı ki Çavdarların ticari tecrübesiyle bu pazar hiç olmadığı kadar zengin olacaktır. Hanlı Pazar'da hak mı iddia edersin Ural Bey? Ertuğrul Bey, Hanlı Pazar fetih malıdır. Fethi sen yaptın, elinden kaçırdın Simon'u da ben öldürdüm. Ganimete ortak olmak icap eder. Gördüm ki soframa hazırlanıp gelmişsiniz. Çavdar obasını ilk defa bu kadar bir görürüm. Sizin adınıza sevindim. Tekliflerinize gelince konuyu ailemle istişare edeceğim. Ertuğrul Bey'im, benim babamın ve abimin tek gayesi birlik olmaktır. Yoksa Çavdar obası düşmanını diz çöktürecek, dostuna da yardım edecek güçtedir evvelallah. İnşallah beni utandırmazsın. Bu güzel gece hayırla neticelenir. Allah rahatlık versin. Abdurrahman. Evet beyim. Hayma Hatun'u haber et. Artuk Bey'in çadırında bekliyor olacağım onu. Emin olur beyim. Hayırlı geceler kardeş. Hayırlı geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Thank you.
Olmaz. Hayırdır kardeş? Düşek misin? Düşman mısın belli değil. İnsanın düşmanı döşeği değil, yalnızlıktır kardeş. Görürüm ki sen de bıkmışsın yalnızlıktan. Gayrı, hiçbir döşekte rahat edemezsin kardeş. Ya, senin dediğin de laf mıdır kardeş? Pusatlarım vardır benim. Kardeşlerim vardır. Kimi isterim ben daha? Her dediğin pusat da ister, kardeş de ister ama bir de şöyle gönlünü vereceği bir güzel ister be kardeş. Anladım ben. Anladım. Benim Turgut kardeşim da kötek ister. Ya Allah! Gel bakalım. Gel bakalım. Ya Allah! Akşam Bamsı Beri'yi anlattın. İmni benle görüştürdün. Güreş tutacağım kişi ben değilim. Ulan! Sizler de işittiniz. Ertuğrul'un menzili alemlere sığmaz olmuş. Onun başını baştan ezecektik. Bacımı almak, Candar Bey'in kutlu gölgesine sığınmak ona zul gelir. Yine ağzında lafı eveleyip geveleyip kendi bildiğini okuyacak. Ural. Candar Bey elini uzattı. Eli havada kalırsa o vakit ne gerekirse o yapılacaktır. Candar Bey'in kararını sorgulamak onun ne haddinedir? Kızına yüz çevirmek için aklını yitirmiş olması gerekir. Baba. Evli bir adama beni vermekle büyük fedakarlık yaptın. Seni kırmamak için bu ızdıraba belki bir ömür katlanacağım. Korkarım Ertuğrul Bey tüm bunları görmezden gelirse. Bu evlilikten hayır değil, şer çıkacak gibi. Bütün bunların sebebi sensin baba. Abi,
Biz senin pisliğini temizlemek için bunca şeye tamam dedik. Yoksa kim olursa olsun bizim rızkımıza el uzatmasına izin vermeyiz. Ah Ali ya, ah! Öyle körsün ki. Bunca vakit ettiğin tahsil seni siyasetten uzaklaştırmış. Kardeşim, o rızkımıza el atmak ister. Hanı ele geçirdi ya, kendini yenilmez sanır. Candar Bey'in kızına mı tamah edecek? Kendine gel! Ural! Aslan! Abi! Daha ağzından çıkan sözün nereye gittiğini bilmezsin. Bana siyasetten bahsedersin. Kızım, gönlünü kırdın abi. Gönlünü. Aslan! Gördün işte baba. Kardeşi kardeşe düşürür. Ertuğrul Bey'in keyfini beklediğimiz yetmez mi? Ne edelim? Ural, zorla akraba olacak değiliz ya. Baba, Ertuğrul Bey'in ne ortaklığına ne de akrabalığına ihtiyacımız yoktur. Sen yeter ki bana güven. Bırak bu işleri ben halledeyim. Nasıl olacak bu? Eğer Ertuğrul tekliflerimizi kabul etmezse biz de Hanlı Pazarı işlemez hale getiririz. Pazara gelen kervanları bastırırız. Yakında Konstantiniyye'den gelecek olan bir kervan var. Eğer bu kervan pazara zamanında ulaşmazsa, eşkıyalar tarafından yolda basılırsa, eşkıya bu nereye saldıracağı belli mi olur? O vakit Ertuğrul'a kimsenin güveni kalmaz. Pazar işlemez hale gelir. İşte o vakit Ertuğrul it gibi kapına kadar gelip senden aman diler. Sen ne dersin Ural? Candar Bey'in hileyle iş bitirdiği nerede? Ne zaman görüldü? Baba, öldüğünü bizden gizlemedi mi Ertuğrul Bey? Hanlı Pazar'a hileyle çökmedi mi? O vakit gerektiği şekilde cevap alacaktır. Çavdar Obası beklediğimden erken harekete geçti. Hanlı Pazar'dan pay isterler. Olmaz öyle şey. Çileyi çeken, ölüme koşan hep Kaya Obası'dır. Simon'u öldürdü ya, aklı sıra hakkı iddia eder. Daha da mühimi, Aslıhan Hatun'u Kaya Obası'ndan biriyle evlendirmek isterler. İyi ya, Dündar'ı alırız. Zaten ne vakittir aklımdaydı. Aslıhan güzel bir kız, yiğit kız. Dündar Bey'imin de vakti gelmiştir. Gayrı onu da baş göz ederiz. Nice vakittir düğün eylemeyiz. Ahaliye de eğlence çıkar. Aslan Hatun'u benimle evlendirmek isterler. Sen ne dersin oğul? Aa. Dündar Bey dururken sana teklif etmez. Kiyanı keskin bıçak. Beyim, bu Candar Bey büyük bir oyun içindedir. Bu nasıl bir oyundur Artuk Bey? Candar kızını Ertuğrul Bey'ime vermek ister. Her daim kayıları elin altında tutmak ister. Dündar gençtir der. Bey olacağı belli değildir der. İşte bu yüzdendir ki Bey'ime vermek ister. Hemen kabul edeceğimden o kadar emindi ki. Ailemle istişare etmek isterim deyince hiddetlendi. Beyim, bu Candar Bey senin kudretinle kendi obasına güç devşirmek ister. Ah Valçetin o vakit evlat. Teklifi reddedersen iki oba arasına düşmanlık çıkacaktır. Evlenirsen
çavdarları yanımıza almış oluruz. Lakin... Halime kızım perişan olur. Sen ne dersin artık bey? Nice sultan, nice hükümdar siyaseten evlilikler yapmıştır beyim. Evlilikler güç pekiştirir, akrabalık kurar. Senin büyük hayallerin vardır beyim. Bu büyük hayallere ulaşmak için çavdarları kullanabiliriz. Ne Ural ne de Aliyar Bey çavdar obasını bir yere götüremez be. Hayır dersen Candar Bey kendini aşağılanmış görecek. Evet dersen biz daha da kudretleniriz. Lakin Halime kızımın hali nice olur o. Sabaha kadar düşüneceğim ama. Eğer kabul edersem... Halime'ye söylemek sana düşer. Analık ne meşakkatli bir vazife. Tüm müşkülleri ortadan kaldırmak hep anaya düşüyor. Anam. Benim gamlı anam. Razı mısın benden? Haşa. Allah her anaya senin gibi bir yiğit bahşetsin oğul. Soyun soylansın. Boyun boylansın. Var olasın anam. Beylere mektuplar yazıldı mı artık bey? Beyim emrettiğiniz gibi mübarek cuma günü Türkmen obalarına handa vereceğiniz toy için davet yazdım. İnşallah alplerimiz bütün obalara gün doğmadan mektupları ulaştıracaklardır beyim. Acılar ancak birliğimizi güçlendirir. İşler yolundadır çok şükür. Benim işten, aştan yana kaygım yoktur. Rızkı Allah verir, Allah alır. Sana layık bir hatun olabilmektir derdim. Bu aşkı korumak, ona sahip çıkmaktır. Doğacak bebeğimize senin yiğitliğini aşılamaktır. İmdiye dek geçirdiğimiz güzel anıları çoğaltıp acıları boğmaktır. Ne zor günler geçirdik Ertuğrul. Beni o haçlıların elinden aldın ya. Bana yeni bir ömür bahşettin. Yapma!
kayılar ve kınık. Bu çadırda bir vücut oldu. İki boyu bir ettik Ertuğrul Bey'im. Boylar bir ola. Soyumuz kutlu ola Halime Sultan. Gündüz'üm. Baba. Aslanım. Soyumun devamı. Oğlum. Zora da düşsek. Acılar da çeksek. Yanında olduğumu bilesin beyim. Yolun yolumdur. Ömrüm sana feda olsun. Halimem. Mavi gök, kara toprak, kızıl nehir şahidimdir. Senin gönlün titrese, bana zelzele olur. Senin gözünden bir damla yaş aksa, ummanlar boğar beni. Deli başımı uslandıransın. Ömrüme ömür katansın. Tek emelim, senin gözlerinin içinin gülmesi. Seni üzecek hiçbir iş yapmam bilesin. Bilirim. Beni hiç üzmeyeceğini bilirim Ertuğrul. Gönlüm aşkınla mühürlüdür. Sen de bunu bilesin. Gönlüm aşkınla mühürlüdür Halime. Dur. Dur Allah'a dur. Bilirim senin de içinde yangınlar vardır. Sabır Allah'a. İmdi sabır vaktidir. Üzmeyeceği yerlere gideceğiz. Kolay gel Aslan Hatun. Eyvallah Ertuğrul Bey.
Atlar sahibinin halini bilirmiş. Huzursuzluğun sirayet etmiş belli ki. O vakit beni hiç tanımamış Alalı. Hiçbir şeyin huzurumu kaçıramayacağını bilir. Onun da derdi başkadır. Bir an evvel gitmek ister. Candar Bey'i göremedim. Babam erkenden yola düşmüştür. Seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Ben de gidiyordum. Malum, yola çıkma vaktidir. Kilimhanede işler bizi bekler. Hem de misafirliğin kısası makbuldür. Kadınları beklemeyecek misin? Başınıza gelenler malum. Tek başına mı çıkacaksın? Ertuğrul Bey, babam beni er gibi yetiştirdi. Başımıza gelenler hatunların mızmızlı yüzündendi. Onları alpleri korur. Ben kendimi korumasını bilirim. Müsaadenle, Ertuğrul Bey. Şu pis koku bir an önce gitsin. Ertuğrul Bey gelmeden bu iş bitsin. Hadi kardeşler. Hadi elinizi çabuk tutun. Hadi. Hayır olur Bamsı. Döşek mi çarptı ha? He ya. Hiç sormuyorsun. Ya kardeş, öyle döşek mi olur? Bu zindan gibi bir yerde uyunur mu kardeş? Ya döşek dediğin ottan olur kardeş. Yattığın yerin tepesinde deliği olur. Ben keçilerin sesini duymadan, gökte yıldızları seyreylemeden uyuyamam kardeş. Hepsini geçtim, hepsini geçtim kardeş. Daştan çadır mı olurmuş ya? Sen sadece keçi kılından mı yuva yaparlar sanırsın Bamsı? Gayrı taştan da yaparlar kardeş. E tabii. Sen alıştın buraya. Çadırda uyumayı da unuttun. Bamsı. Hani yıkatırım. Temiz olsun de o. Ya kardeş, sen bu taşlara gusül abdesti aldırıyorsun. Bu taşlar anca o zaman imana gelir. Haydın, haydın yıkayın her yeri. Yıkarken de besmele çekesiniz. Kuru yer kalmayacağı. Hadi kardeşler, daha çabuk. Hadi. Ya kardeş, ne düşünürüm bilir misin? Şu köşeye bir ozan koyak. Çalsın söylesin. Deyişlerimizi desin. Ahali şenlensin. Masaya otursun, kalkmasınlar. Kalkmayınca da yemek yesinler. Biz de kâr ederiz. Ne dersin? Bak hele bak bak. Bamsı. Sen de başımıza hancı oldun ha. Ya. Ha? Getirin pekmezimle balımı. Oo. Maşallah. Kendine iyi bakarsın Bamsı. He kardeş. Pekmez içeci, bal yiyeci ki er gibi er olasın. Eyvallah.
Kardeş, seninle yarışak. Kim su içmeden pekmezle balı bitirecek? Yarışak ula. Yarışak. Balla pekmezi bir yudum su içmeden kim bitirirse o obaya dönecek. Kaybeden handa kalacak. Var mısın? Varım. Varım kardeş. Bu taş çadırdan bir an evvel kurtulayım. Kardeş, deryalar kadar pekmez olsa su içmeyeceğim. Daha de o vakit. Hayır o zaman. Hoppa! Toplanın ahali. Kendin var. Haydi. Ver kardeş. Mısın kardeş? Haydi bismillah. Haydi bismillah. Haydi babası! Haydi babası! Haydi Turgut! Ne olur. Hadi Turgut, hadi Turgut. Hadi. Bekliyorsun kardeş. Bekliyorsun. Hadi hadi kardeş. Hadi Turgut. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Hadi Turgut. Az kaldı. Hadi Turgut. Hadi Turgut. Hadi Hadi babası. Hadi babası. İçme kardeş, içme. İçme suyu. Aç sana kardeş. İçme kardeş, içme. İçme kardeş, içme kardeş. İçme kardeş, içme. Kardeş, saatin iyi midir? Seni pekmezle bal diye yerim ulan. Kaşı da bırak. Haydi kardeş. Haydi kardeş. Elimle yiyeyim. Hadi. Haydi kardeş. Haydi. 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 Haydi kardeş. Gelişemediniz kardeşler. Maşallah. Turgut kardeş. Benim gözlerim belirir. Senin kafan niye geriye ileri hareket eder? Ulan dağlarlar şu. Kardeş. Ulan dağlarlar şu. Söyle kardeş. Yaktı.
yaptın ola içime? Yandım kardeş. Yandım ula! Yandım kardeş. Yavrum! Benim ağabeyim buyurun. Doldur kardeş. Doldur. 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 Kardeş bunu. Yandım. 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 Hayır maşallah! Maşallah kardeşim ha! Haydur Allah! Haydur Allah! Haydur Allah! Haydur Allah! Haydur Allah! Haydur Allah! Oh! Hangi cehennemin dibine girdin Batuhan? Var git yoluna Kutluca. Gece obada değilmişsin. Neden gittiğin yeri candarbaya söylemedin? Sen hangi cehennemin zebanisi oldun Kutluca? Ha? Destursuz öten orazın ahvalini belli hele. Yoksa beynin toprağını işleyen kellenden olursun. Kutluca! Batuhan! Otağın önünde ne edersiniz? Avdan döndüm beyim. Kutluca kardeşimle otağın gölgesine semirerek alp olunmayacağını söylerdim. Kutluca! Git babama geldiğimi söyle. Onunla konuşacaklarım var. Ne haberler var? Beyim, meğer Haçaturyan Ertuğrul için dereden altın çıkarırmış. Vay Ertuğrul vay. Bir de babam bacımı ona avrat etmek ister. Han yetmedi, pazar yetmedi. İmdi bu topraklardaki altınlara çökmek ister. Yar etmem Ertuğrul. Yar etmem sana. Kursağından soker alırım. Sen ne dersin beyim? Aslan Hatun nasıl olur da o iti avrat olur? Batuhan, bu toprakların kısmetini ona yar etmeyeceğimi bilmez misin? Dilersen, madeni basıp hepsini öldürelim beyim. Her şeyin vakti var Batuhan, her şeyin vakti var. Akşam çadıra gel hele, sana diyeceklerim var. De babam bacımı ona avrat etmek ister. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük kardeşler. Ahval nedir? Her taş yıkandı paklandı. Odaları elden geçirdik beyim. Domuz etlerini de attık beyim. Tertemiz oldu mutfak. Elleriniz dert görmesin kardeşler.
Esnafın ahvali nedir? Hepsi hallerinden memnundur beyim. Eyvallah. Gayrı, bu pazarda iyiliği yüceltip kötülüğü nehyedeceğiz. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz Medine'deki pazarı gördüklerinde bunun yerine yeni bir pazar kurulmasını emir buyurmuşlardır. Ve bu pazarda yaptığı ilk iş hısbe teşkilatını kurmak olmuştur. Öyle ki hesabı şaşan, borcu boyunu aşan, harama bulaşan bir pazarda ancak zulüm vardır. Diyeceğim odur ki beyim, bizim de tez vakitte bir muhtesip bulmamız icap eder. İyi o vakit artık bey. Pazarı iyice araştırasın. Özü sözü bir, hesabı kitabı düzgün birini bulasın. Emrin olur beyim. Sizler de işlerinizin başına dönün kardeşler. Eyvallah beyim. Eyvallah. Turgut sen benle kal. Eyvallah beyim. Gel Açaturyan Usta. Beyim, müsaade vardır. Otur hele. Bu da madenin yavrucuğudur. Erzak temin etmeye gelmişken bunları da teslim edeyim dedim. Allah bereketini daim etsin. Eyvallah Çatıryan Usta. Amin. Gayrı madenimiz işler olmuştur. Güvenliğini sağlamak gerekir. Ondan sebep Günkut'la Samsa'yı madenin güvenliği için sana yollayacağım. Hanlı pazarın hıncını almak isteyenler madeni basabilir. Samsa ve Günkut'a söyle. Uyanık olsunlar. Emrin olur beyim. Doğru söylersin Ertuğrul beyim. Ama artık altını da eritmek lazım. Beyim. Benim davetlimsin. İsterim ki madene gelesin. Şeref veresin. Doğru dersin Açaturyan Usta. Toydan sonra ilk vakitte geleceğim inşallah. Günkut. Samsa. Gayrı madenin emniyeti sizden sorulur. Sen merak etmeyesin Turgut abi. Eyvallah. Allah Açaturyan Usta'nın dilinden korusun bizi gayrı. Yiğitler, erzakımız hazır mıdır? Hazırdır, hazırdır. Lakin az yesiniz, çok çalışasınız. Erzağı idareli kullanasınız. Ustam, ustam sen istediğin kadar yiyesin. Ben sana dememişim. Bu develere demişim. Deve? Deve demişken aklıma geldi. Bize çok fazla adam lazımdır. Ne kadar çok kum, o kadar fazla altın. Sana iki tane deve verdik usta. Depe depe kullan. Ya dulunuzu sarkıtmıyorsunuz. Varın gidin çalışın. Görmez misiniz biz burada nasıl çalışırız? Görürüz kardeş, görürüz. Bir desti pekmezden bir petek balı götürmüşsün. Sen çalışmayacaksın da biz mi çalışacağız? Ya kardeş, pekmez dedin, bal dedin. Acıktık be. Ama burada da iyi yemek olmaz. Diyelim Ertuğrul Bey'imize, obamızdan hatunlar gelsin, aş pişirsinler. Hem ahali de sevinir. Ben sevinirim demez de ahaliyi katar işin içine. Dağların ayısı. Haydi, haydi yüklenin. Yüklenin de Haçaturyan Usta'yı yolculayalım. İşimiz çoktur. Hadi bakalım. Haydi.
Beyim, müsaadenle size Aleko'yu tanıtmak isterim. Aleko bu pazardan genç bir tacirdir. Eyvallah. O vakit bu defterlerin dilinden anlarsın. Bu defterlerde küçük tacirler vardır. Yıllardır bu pazardayım. Asıl büyük tüccarlar başka defterde olmalı beyim. Bundadır beyim. Bu defterde büyük kervanlar, bu kervanların ne vakit gelip gittiği, hangi tüccarın Simon'a ne kadar borcu olduğu yazılıdır. Lakin öyle karışıktır ki bir nizama girmedikçe hesabın şaşması mümkündür. Bunun için... İyi o vakit. Gerekeni yapasın. Belli ki iş bilirsin. Defterlerden de, Hanlı Pazar'daki esnaftan da, dertlerinden de iyi anlarsın. Lakin beyim, ben Hristiyanım. Lakin iyi ve dürüst bir tacirsin. Hazreti Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği vakit Kabe'nin anahtarını kendine karşı savaşan müşriklerden Osman bin Talha'ya verdi. Yüce Allah kitabında şöyle buyurur. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emreder. Bizim dinimizde liyakat esastır Aleko. Yeni vazifen hayırlı olsun. Kolay gelsin bacım. Hoş gelmişsin abi. Ne vakittir dükkana gelemezdim. Bir el atayım dedim. İyi etmişsin bacım. Kilimhanede ahval nasıldır? Hatunlar var gücüyle çalışır. İyidir çok şükür. Benim Ertuğrul Bey'le konuşacaklarım var bacım. Sana kolay gelsin. Konstantiniyye'den, İznik'ten, Konya'dan gelen malların emniyeti için bu üç boğaza da alp yerleştirmek gerekecektir. Aksi halde eşkıya rahat huzur vermez. Simon güvenliği temin ettiği için pazarı büyütmeyi becerdi beyim. Yakın zamanda Konstantiniyye'den mühim bir kervan gelecek. Bu kervan güvenle pazara ulaşırsa pazar ihya olur, devamı gelir. İşte tam da bu yüzden emniyeti arttırmamız icap edecektir. Bu hatta Alpler devreye gelecek. Bu bölgenin emniyetini sağlayacak. Bu bölgenin güvenliği senden sorulacak Dündar. Emredersin beyim. Müsaade var mıdır beyim? Hoş gelmişsin Ali Yer Bey. Konuşmamız gerekir Ertuğrul Bey.
Buyur Ali abi. İnşallah hayırlı bir karara varmışsındır Ertuğrul Bey. Vardım Ali Er Bey. Lakin evvela sana başka bir şey söylemek isterim. Türkmen obalarının beylerine yarın handa bir toy düzenlemek isterim. Candar Bey iletesin. Bir ve diri olmak isteriz Ertuğrul Bey. Babam da, ben de. Han da pazar da senin elinde. Lakin gel gör ki bu durum sadece zaaf içinde olan insanları değil. Karacahisar Tekfur'unu da rahatsız etmiştir. Kol gezen eşkıyalar da cabası. Türkmen obalarının ferasetine güvenirim Ali Er Bey. Türkmen obaları babama sadıktır Ertuğrul Bey'im. Ola ki bir gönül kırıklığı olursa önce babamın ne dediğine bakacaklardır. Bir an önce babamın bu teklifine cevap veresin Ertuğrul Bey'im. Gönül koymasından korkarım. Evvela şunu bilmeni isterim. Candar Bey'in teklifi beni ziyadesiyle gururlandırmıştır. Eyvallah beyim. Lakin kararın nedir? Sen ne edersin be hatun? Bunca vakit oldu, hala yanlış ilmek atarsın. Rezil mi edeceksin bizi? Affet aslan hatun, her vakit attığım ilmeği attım. O vakit hep yanlış ilmek atmışsın. Üstüne basmadan dağılıp gider bunlar. Dur hele aslan hatun, sakin olasın. Bu hatunun bir kabahati yoktur. İlmekleri de doğru atar. Hem yanlış olsa dahi bunun hesabını sormak benim vazifemdir. Senin değil. Kilimlerimiz Franklerin elinde parçalandığında da hesabını sen verirsin o vakit Halime Sultan. Kalmayasın Halime Hatun. Candar Bey'in teklifine Ertuğrul Bey hala bir cevap vermemiştir. Öfkesi bundandır. Ne teklifine Çolpan Hatun? Malum. Gayrı iki obada birbirine muhtaçtır. Bu birliği perçinlemek için Candar Bey, Kayı Obası'na aslanı gelin olarak vermek ister. Kime vermek ister? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul Bey. Candar Bey'in bu şerefli teklifini kabul etmem,
Mümkün değildir Ali Er Bey. Birliğimiz ve dirliğimiz bu evlilik bağı olmadan da kuvvetli olacaktır. Neden Ertuğrul Bey'im? Neden bu teklifi reddedersin? Ne bu han, ne de cihan, seven bir gönülden daha kıymetli değildir Ali Er Bey. Eğer o gönlü kırarsam, arş titrer, gök yarılır. Ben Halime'nin üstüne gül koklayamam Ali Er Bey. Aslan Hatun'a da eziyet çektirmiş olurum. Pazarın idaresine gelince, pazarda ticaret yaptığınız için sizden bir bedel istenmeyecek. Lakin herhangi bir ortaklık söz konusu olmayacaktır. Kararım budur. Candar Bey'e iletesin. Söz ağızdan bir kere çıkar Ertuğrul Bey. Lakin bu kararım hiç iyi olmadı. Artık benim elimden de bir şey gelmez. Dostluk, yoldaşlık çıkar üzerine tesis edilmez. Yol arkadaşlığı vefa üzerine tesis edilir. Yolları kavuşturan köprülerdir Ertuğrul Bey. Biz sana köprü yapalım dedik, sen kabul etmedin. Kararına saygılıyım. Lakin babamla abim ne der bilmem. Salacaklar. Halime? Nedir bu halin? Hiç. Seni özledim, görmek istedim. İyi etmişsin. Mühim bir mesele vardır benim. Bana müsaade o vakit. Halime. Otur hele, iki laf edelim. Mühim meselelerde bana lüzum yoktur. Kilimhanede işlerim var. Kolay gele. Nedir mesele artık bey? Sultanın casusları seninle bu gece Yeşil Vadide buluşmak isterler beyim. Hayırdır inşallah. Yalnız bir de sizin yalnız gelmenizi isterler beyim. Dediğim gibi. Ertuğrul Bey'in kararı budur baba. Ertuğrul Bey. Yolunu çizmiştir. Ben kimseye muhtaç değilim der. O vakit evlatlarım bu topraklarda çavdarsız cirit atılmayacağını ona göstereceğiz. Dişini geçirecek olan it havlamazmış derler baba. Sessiz sedasız içimize gire gire, kanırta kanırta etimizden bir parça daha koparmıştır artık. Buna da biz izin verdik.
Bu da yetmezmiş gibi bir de teklifimi reddetti. Hadsiz, kendini bilmez it. O kim oluyor ki Candar Bey'in teklifini reddeder? Abi, biz her şeye rağmen adaleti incitmeden yolumuza devam edelim abi. Aliyar, babam kızını vermek istemiştir. O ne yaptı? Elini öpeceği yerde teklifini reddetti. Sen de karşımıza geçip neler dersin? Yeter! Ben bu topraklara göç ederken yapmak istediğim ne varsa hepsini bir bir yapmaktadır Ertuğrul. Belli ki pençeleri geçmiştir. Etini koparmadan avını bırakmayacaktır. Ama da bellidir. Hana davet ettiği beylerin hamisi olmayı diler. Onların başbuğu olmak, bu toprakların kaderini elleriyle çizmektir isteği. İyi. Biz de otağımızda oturup seyreyleriz. Ben ne edeceğimi bilirim. Çavdar'ın beyi Candar'ın dişlerini göstermesinin vakti gelmiştir. Ertuğrul, eğer ben olmazsam bir hiç olduğunu görecektir. Bir sıkımlık canıyla beni çiğnemek neymiş göstereceğim ona. Sen ne dersin baba? Bu işe dur demenin vakti geldi Ural. Ben yeterince sabrettim. Ertuğrul'a haddini bildirmenin vaktidir. Fırsatını biliyesin oğul. Ertuğrul'a cezasını keseceğiz. Merak etmeyesin baba. Ertuğrul gereken cevabı alacaktır. Hoş geldin oğul. Hoş bulduk ana. Halime nerede? Yorgun olduğunu söyledi. Erkenden yattı. Candar Bey'e cevabımı verdim ona. İki obanın birlik ve beraberliğinin evlilikle kaim olmadığını söyledim. Candar Bey bundan sonra dişlerini gösterecektir. Yarınki toyda beylerin huzurunda seni zora sokmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ellerinden geleni ardlarına komasınlar ana. Biz ne badireler atlatıp ayakta kalmayı başardık. Bunu da atlatırız. Gayrı bize düşmanlık besleyenin gönlünü değil, canını alırız. Hayrola beyim? Bu vakitte nereye gidersin? İşlerim vardır Halime.
Sen uykunu bölmeyesin. Belli ki bekleyenim vardır. Bunca hazırlandığına göre. İşim uzun değildir. Tez dönerim. Belli ki yarın beylerin yanında o afra tafrasından eser kalmayacak. Önce babamdan tokat yiyecek, sonra da benden. Yerlerde süründüğünü göreceğim Ertuğrul. Rezil rusva olduğunu, yutamayacağın lokmanın seni nasıl nefessiz koyduğunu göreceğim. Destur var mıdır beyim? Gel Batuhan, gel. Gel hele. Nicedir benim emrimde çalışırsın. Bütün ömrünü bana adadığını bilirim. Ömrüm sana kurban olsun beyim. Benim için sadakatin ne kadar önemli olduğunu bilirsin. Vakti geldiğinde bu sadakatinin karşılığını da alacağını elbette bilirsin. Öyle itibarla, altınla değil. Sana kardeşim Aslan'ı vereceğim. Vereceğim ki benim için kardeşten de öte olduğunu bilesin. Ne oldu Batuhan? Sevinmedin mi? Nicedir kardeşimde gönlün olduğunu görmedim mi sanırsın? Estağfurullah beyim. Benim ne haddim? De hele de. Ne düşünürsün? Bilesiniz ki beni bu cihanın en mutlu adam ettiniz beyim. Ne makamda, ne altında gözümüz vardır. Bu eşkıya Kara Kongolos'u bulasın. Ona mühim bir iş vereceğimi söylesin. Bu altını da ona ver ki işin ciddiyetini anlasın. Yarın benimle Issı Tepe'de buluşsun. Emredersin beyim. Batuhan. Yarın güneş bizim için doğacak. Yolcu. Yol nereyedir? Kızıl Elma'yadır. Menzil neredir? Şehadettir. Vuslat kimedir? Vatanadır. Vatan neredir? Tüm cihanda. Cihan vatanın olsun. Alem sana yar olsun. Davan kutlu olsun. Şükür kavuşturana.
Ahvalimiz nedir? Doğuda Moğol zulmü artmıştır. Türkleri bu topraklardan kovmak isterler. Türkler de bu toprakları vatan kılmak ister. Bu sefer farklı. Tüm şer odakları birleşti. Var güçleriyle üzerimize gelmeye hazırlanıyorlar. Biz de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. Eyvallah. Hanlı Pazarı fethin kutlu olsun. Sultanımız doğuda Moğollarla savaşırken senin de burada sulhu sağlamanı ister. Tekfur'la dostluk kurasın. Batıda çıkacak ikinci bir savaş bizi zora sokar. Bu yüzden Karacahisar'ın fethi bir müddet bekleyecek. Sultanımızın emri başım üzeredir. Vakti gelene dek pusuda bekleyeceğim. Sultanımızın sana güveni tamdır. Tekfur'la aranı bozmayasın. Yalnız değiliz. Thank you.
savaş istersiniz? O vakit bize şehadet, size kebermek düşer. Koca kervan, onca koruma. Ural Bey, çetin işlerin peşindesin. Basit işlerin peşinde olaydım, sana gelmezdim. Yapacak mısın? Onu değerle. Bunda benim karım ne olacak? Her baskından 100 altın alacaksın. Yağmaladığın mallar da sende kalacak. Neden 1000 altın verip de Ertuğrul'un kellesini istemezsin? Senin gücün ona yetmez Karakangulus. Onun kellesini ben alacağım. Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun. Ertuğrul'u çöktüğü pazarın altında ezeceksin. Pazar çalışamaz hale gelecek. Esnaf dayanamayıp kaçıp gidecek. Eğer bu işi becerebilirsen, sana 5000 altın vereceğim. Sen altın kazanacaksın, ben de Ertuğrul'un kellesini alacağım. Üstelik tek kazancım bu da olmayacak. Başka bir iş daha vardır. Sana değeceğim yere gidip baskını vereceksin. Nereye? Altın madenine. Lakin usta Haçaturyan'ı öldürmeyeceksin. Onu kaçıracaksın. Bana lazımdır. Ama Ertuğrul'un alplerini kılıçtan geçiresin. Altın madeni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ertuğrul Bey, davetinden şeref duydum. Salur Bey'i Saltuk Bey'le davetine icap etmek için 4 nala sürdük atlarımızı. Eyvallah Konur Bey, eyvallah. Halep'te Haçlılara, Hasinler'de Moğollara ettiklerini duymuştum. Şimdi buradaki kefereleri neler ettiğini kendi gözümle görmek beni çok bahtiyar etti. Eyvallah. Oğuz tamgalarının dalgalandığını görmek hepimize şeref vermiştir. Allah daima yolunu açık etsin. Amin Konur Bey. Yüce Allah fetih için, gaza için hepinizin yolunu açık etsin. Buyurun efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Candar Bey ve oğulları henüz teşrif etmediler beyim. Candar Bey gelmeyebilir artık bey. Lakin Ural Bey ve Aliyar Bey mutlaka gelecektir. Onlar gelmeden toy başlamayacak. Şu elimde gördüğün şey nedir bilir misin Ural Bey? Bu Ertuğrul'un gücünü kudretini civar obalara ispat için ihtiyacı olan ilan. Ben Emir Saadettin Köpek Ertuğrul'un ölüm fermanını taşıyacağım günü beklerken sultanın takdir beratını tutarım bugün elimde. Seni avucundan kayıp giden istikbalini göresin diye çağırdım. Bu berat aslında senin hakkın. Ama sen ne yaparsın? Aptalca, çocukça oyunlar peşindesin. Emir Hazretleri. Kes! Ne Simon ne sen. Bir işi beceremediniz. Birbirinizi yediniz durdunuz. Sonra ne oldu? Ertuğrul sırtınıza basıp yükseldi. Ben ömrümü böyle had bilmezlere hadlerini bildirerek geçirdim. Lakin şimdi ne yapıyorum? Kendi ellerimle bu haddini bilmeze berat götürüyorum. Yazıklar. Yazıklar olsun. Emir Hazretleri, hele bir dinleyin. Ertuğrul, Hanlı Pazarı ele geçirdikten sonra kendini kaybetti. Gözü o kadar yükseklerdedir ki, sultanımızın dahi haberi olmadan çevre obadaki beyleri toya çağırdı. Nasıl? Türkmen beylerinin desteğini almanın peşindedir. Lakin eğer biz buna engel olabilirsek Ertuğrul'u o çıktığı zirveden tepe taklak indiririz. Âlâ. Aferin Ural Bey. Sonunda ağzından hayırlı bir haber çıktı. O vakit biz de Ertuğrul'un beratını toyda veririz. Ertuğrul takdir beradını ölüm fermanına çevirmiştir Ural Bey. Şimdi git, toya iştirak et. Benim geleceğimden kimsenin haberi olmasın. Emriniz olur, Emir Hazretleri.
gitti gayrı Halime Hatun. Sabah beri bakışlarınla içimi kıydın yetmedi mi? Çek elini üzerimden. Bir yanlışımız olduysa söyle de bilelim. Af dilemesini de biliriz. Af dileyecek hatun da bir tutam ar olur. Haya olur. Dili tatlı sözler ederken gözü oynaş tutmaz. Var git işine bak. Sen bana arsız mı dersin be hatun? Destur de hele. Erimden de benden de uzak dur derim. Başka bir şey istemem. Babanın da niyetini bilirim. Senin de nasıl bir hatun olduğundan emin oldum çok şükür. Nasıl bir hatunmuşum? De hele nasıl bir hatunmuşum? Yüz karasıymışsın. Yılan gibi girdin obamıza, yuvamıza. Hepsini bilirim, hepsini! Bana elini kaldırırsan gırtlağını delerim. Herkes haddini bilecek. Namusunla iş yapacaksan yap. Aksi takdirde nizamı bozmana izin vermem. Halime Sultan. Sana dünyayı dar edeceğim. Dar. Çık dışarı. Aslan Hatun. Çık dışarı dedim hatun. Anlamaz mısın? Aslıhan yeter! Kendine gelesin. Beni herkesin içinde utandırdı. Rezil etti beni! Halime Hatun ne mal olduğunu gösterdi. Ona kan kusturacağım. Onu mahvedeceğim. Bu yaptığının bir misli bedelini ödeteceğim. Aslıhan. Candar Bey onların burnunu sürtmeyi bilir. Yemin ederim. Onun ölümü benim elimden olacak. Yemin ederim. Yemin ederim. Hoş gelmişsiniz. Buyurun. Ne yerde, ne gökte. Halis bir müminin gönlünde olan biri var, varı bir eden. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mavi gök, yağız yer arasında. Boyumuz, obamız, ocağımız,
soyumuz, oğlanlarımız, kızlarımız bir olsun. Diri olsun Deyyu, cem olduk toyumuza. Adalet dağıtan nice yiğit Oğuz beylerimizin huzurunda toyumuz kutlu olsun. Amin. Amin. Cenab-ı Allah bizleri birlik ve dirlik yolundan ayırmasın. Amin. Bu topraklarda ilk fetih sana nasip oldu Ertuğrul Bey. Allah cümlemize nicelerini nasip eylesin. Amin. Amin. Toyumuzun ilk sözleri bizleri bu kutlu günde bir araya getiren Ertuğrul Bey'imizin olsun. Her şeyden evvel toyumuza iştirak ettiğiniz için şeref duydum. Gayrı bu topraklarda gaza yolu açılmıştır. Artık biz dursak küffar durmayacak. Biz sussak fitne susmayacak. Gayrı bu topraklarda bir ve diri olmanın, yek vücut olmanın vakti gelmiştir. Yek vücut olalım dersiniz. Candar Bey'i göremedim Ertuğrul Bey'im. Candar Bey'imiz obamızdaki mühim işlerinden dolayı bu vakitsiz toya iştirak edememiştir. Kendi yerine siz Türkmen beylerine olan saygısından dolayı iki oğlunu yollamıştır. Bu kutlu toyda birlikte olmaktan daha önemli ne ola ki? Yoksa bir husumet, bir kırgınlık mı var Ertuğrul Bey? İnşallah karayel esip yaban ellere savrulan obalarımızın beyleri arasında nifak yoktur Ertuğrul Bey'im. Bizim için asıl olan töremizin ve devletimizin âli menfaatleridir. Biz de buraya Ertuğrul Bey'imizin niyetini öğrenmeye geldik. Emir Saadettin. Ertuğrul Bey'in niyetini biz gayet iyi biliriz Ural Bey. Velev ki birileri fethinin şehvetine kapılıp devlet içinde devlet kurmak isterse, o zaman onun cezasını vermeyi de iyi biliriz. Emir Saadettin, böyle hadsizce gelip toyumuza halel getirmene müsaade etmeyeceğimi bilesin. Bunu sen mi söylüyorsun Ertuğrul Bey? Ben buraya niçin geldim biliyor musun? Bu hanı tapınakçılardan aldığın için sana üzerinde Sultan Alaaddin'in mührü bulunan bu takdir beradını vermeye, atımı sevinçle dört nala koşturdum. Bu muştulu haberi bir an evvel vereyim diye. Ama geldim ki ne göreyim? Ertuğrul Bey civar oba beylerini toplamış, hükümranlık peşinde koşar. Asıl sen haddini aştın Ertuğrul. Sen bizden habersiz oba beylerini nasıl toplarsın ha? Nasıl? Bu berat hak edene verilir. Devlet içinde devlet kurmak isteyene de ancak ceza verilir, ceza!
size gelince. Candar Bey gibi devletine, töresine bağlı kudretli bir beyin iştirak etmediği bir toya siz nasıl iştirak edersiniz? Törenize de, devletinize de ihanet ettiniz. Yazıklar olsun. Emir Saadettin. Ben Süleyman Şah oğlu Ertuğrul. Dinimizin emrettiği üzere emir ül emre itaatten asla ayrılma. Hak bellediğim yoldan da asla geri durmam. Allah'ın bizlere buyurduğu gaza yolunda uzun ve çileli bir menzile baş koydum. Bu uğurda geldiğimiz yer, döktüğümüz kan, verdiğimiz can bellidir. Bir vakitler karşıma çıktığın gibi sakın ola karşıma çıkmaya kalkmayasın Emir Saadettin. Bu sefer sırtını dayadığın dağlar seni öfkemden kurtaramaz bilesin. Döneceğim Ertuğrul Bey. Allah!
nereden çıktı bu soysuz adam beyim? Köpek denen satılık soysuz bugünü beklermiş meğer. Belli ki Türkmen beylerinin gözündeki itibarını yerle yeksan etmek için buraya gelmiştir beyim. Korkarım ki Ural Bey'le bir olacaklardır. Belki de çoktandır birlerdir beyim. Gayrı bu hesap kapanacak Artuk Bey. O köpek denen soysuz yaşadıkça menzilimiz mezarımız olacak. Ertuğrul Bey müsaitlidir. Bekleyin hele. Çekil dedim. Ertuğrul Bey'e diyecektir mi artık? Bamsı. Turgut. Ertuğrul Bey'im kusura kalmayasın. Tüccar Istus'un canı fena yanmıştır. Sen dinle. Ertuğrul Bey'im. Eşkıyalar Konstantiniyye'den gelen kervanlarımı basmışlar. Verdiğin sözü hatırlayasın. Eşkıya geçit yok demiştin. Sözünü tut. Nice insan elimden ekmek parası kazanır. Perişan olduk. Eşkıyalar hak ettiği cezayı alacak. Çalınan mallarına gelince bedeli neyse bizzat benden alacaksın. Turgut. Buyur beyim. Kervana kasteden eşkıyayı bulun. Bulmadan da gelmeyin. Başlarındaki iti de bana sağ salim getir. Emrin olur beyim. Ne o soysuz köpek, ne Ural, ne Candar, ne eşkıyalar. Tüm cihan bir araya gelse de beni menzilimden vazgeçiremeyecekler Artuk Bey. Vakti gelince söz biter, pusatımız dile gelir. Tam da düşündüğüm gibi. Ertuğrul, beylerin üzerinde hakimiyet kurmak istermiş. Seni de kirli oyununa alet etmek istedi. Lakin sen gitmeyerek bu oyunu bozdun baba. Bütün beyler de bunu gördü. Sadece beyler değil. Emir Saadettin de görmüş bunu. Mühim olan da bu. Sultanın beratını vermeyerek beylerin önünde onu küçük düşürdü. Layığını buldu sonunda. Bu daha başlangıç. Dur hele. Çizmelerimin altında ezildiğini göreceğim Ertuğrul. Aliyar. Sen hala bu densizin ardında duracak mısın? Baba, ne seni ne de obamızı. Kimsenin akir görmesine izin vermeyeceğimi bilirsin. Çok şükür hakikati gördün Aliyar. Lakin hakikat ince bir tülün ardında gizlidir abi. O tül kalktığı vakit İnşallah ettiğimiz sözlerden hiçbirimiz utanmayız. Müsaadenle baba. Nöbetçiler. Aliyar. Sakın ola ki baba, Aliyar'ın aramıza fitne sokmasına müsaade etmeyesin. Abdurrahman. Buyur beyim. Alper'e söyle hazır beklesinler. Haçaturyan Usta bizi bekler.
Emin olur beyim. Alper. Han sana emanettir artık bey. Merak etmeyesin beyim. Sultanımızdan haber gelmiştir. Lakin sarayda sultanla görüşmemizi istemeyen birileri var. Buluşacağımızı biliyorlardı. Arkamızdan saldırdılar. Elçi şehit düştü. Şehadet kutlu olsun beyim. Haber iletmeye nefesi yetmiş midir? Doğuda Moğol zulmü artmıştır. Bu halde Karacahisar'ın fethi mümkün olmayacaktır. Sultanımız benden sulh içinde beklememi ve sabırla fethi hazırlanmamı ister. Devletimiz var olsun beyim. Ateş çemberinin tam ortasındayız. Batımızda Bizans zulmü, doğumuzda Moğol belası. İmtihanımız çetindir. Allah yardımcımız olsun. Amin artık bey. Beyim, beni görmek istemişsin. Aslıhan Hatun'la kilimhanede olanla işittiklerim doğru mudur Halime Sultan? Ona hak ettiği sözleri söyledim beyim. Sen Kayı Boyu'nun beyi Ertuğrul'un hatunusun. Aldığım ya da alacağım kararların ardında obamın menfaatleri olduğunu bilmez misin? Bilirim beyim. O halde öyle davranasın hatun. Peki obamızın geleceği için vardığın karar nedir beyim? Elbette Candar Bey'in teklifini reddettim. Beyim ben... Sen bir bey hatunusun Halime Sultan. Onun gerektirdiği gibi davranmak zorundasın. Bir bey hatununa yaraşan beyine güvenmek ve inanmaktır. Töremiz de, adetimiz de, düsturumuz da budur. Aldığım karar ne olursa olsun ardında durmak zorundasın. Ah! 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 Ah!
Af dileyecek hatun da bir tutam ar olur. Haya olur. Dili tatlı sözler ederken gözü oynaş tutmaz. Erimden de, benden de uzak dur derim. Başka bir şey istemem. Çoban olanları anlattı. Halime denen o kadının terbiyesizliklerini bilirim. Gayrı bunların bir manası yoktur baba. Biz senin evlatlarınız, verdiğin kararların obamızın menfaati için olduğunu biliriz. Zerrece tereddütümüz yoktur. Halime Hatun'un densizliklerine rağmen mi söylersin bütün bunları? Halime Hatun umurumda mı sanırsın baba? Benim tek düşündüğüm senin itibarındır. İtibarın için her şey yaparım. Ya Ertuğrul? Bilesin ki Kayı Obası'nın sana biat etmesi için gereken ne varsa yaparım. Gerisi benim için teferruattır baba. Ertuğrul Bey, kibirinin bedelini ödemeli baba. Ona verdiği şerefi hak etmez. Kızım benim. Baba, sakın ola üzüldüğümü düşünmeyesin. Lakin senin onurun incinmiştir. Öfken bundandır. Seninle gurur duyarım, kızım benim. Sen altın çıkarmakta mahirsin, ben ise avlanmakta. Bugünkü avım sensin. Samsa, iyi misin? Eşkıyalar, baskın yaptılar beyim. Doğan, Hamsi, dağılın. Açatur yanı bulun.
Hacatılgan usta. O çok değer verdiğin altınların şimdi seni kurtaramadı. De bakalım, şimdi seni kim kurtaracak? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ha ha ha.